Fotoğrafçılık tarihindeki en önemli temalardan biri, daha uzun süre kalitesini koruyabilen bir baskı yöntemiyle kalıcı bir görsele sahip olabilme arzusudur. Woodbury tekniği ve platin baskı oldukça dayanıklı ve uzun ömürlü baskı yöntemleri. Bu yöntemlere ilaveten bir de pigment yöntemler grubu var. Yani gam bikromat baskı ve karbon baskı yöntemleri. Gam yani zamk baskı, kromun ışığa duyarlılığına dayanan bir yöntemdir. Bu bileşiğin ışığa duyarlılığı konusunda ilk deneyleri yapan kişi Mungo Panton'dır. Aslında Talbot da krom tuzlarıyla deneyler yapmıştır. Talbot krom tuzlarını jelatin veya zamk gibi kloidlerle karıştırınca güneş ışığına bırakıldığında sertleştiklerini keşfetmişti. Talbot'un çalışmaları baz alındığında insanların şunu fark etmesi de çok zaman almadı. Arap zamkı gibi bir kloidin içine pigment karıştırılınca ve bunun içine krom tuzu eklenip duyarlı hale getirilince kağıda fırçayla sürülebilecek bir madde elde ederiz. Bunu bir negatifin altına koyup ışığa maruz bıraktıktan sonra sıcak suyun içine yerleştirince ışığa maruz kalan alanlar sertleşir ve koyu pigmentler de zaten burada bulunmaktadır. Işığa maruz kalmayan alanlar ise suda çözünür ve kağıdın beyaz rengi açığa çıkar. Böylece artık krom bazlı yepyeni bir baskı yöntemimiz var. Bu zamk baskıya bakarsanız koyu olan kısımlarda zamk tabakasının daha kalın olduğunu görürsünüz. Daha beyaz olan kısımlarda ise daha çok kağıdın kendisi görünmektedir. Yani resmin kendisi hafif kabartmalara sahiptir. Zamk baskı ve karbon baskı denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri Alphonse Poitevin'dir. Poitevin, krom baskıya dair bazı elementleri geliştirmiş bir Fransız fotoğrafçıdır. Onun yöntemindeki eksiklikler daha sonra Joseph Swan tarafından yapılan ve günümüzde karbon baskı dediğimiz yöntemle sonuçlanan iyileştirmelerin başlangıç noktası olmuştur. Yöntemin temelinde pigment içeren jelatinle kaplanmış kağıt var. Buna kopya kağıdı denir ama kağıttan ziyade bir plastik parçası gibidir. Kopya kağıdı krom kullanılarak duyarlı hale getirilir. Sonra kağıda negatiften kontak baskı yapılır. Jelatine vuran ışık onun sertleşmesini sağlar. Daha sonra bu kağıt soğuk suya konulur ve yüzeyinde saf jelatin içeren ikinci bir kağıt kopya kağıdının üzerine yerleştirilir. Ardından sıcak su dolu başka bir kaba alınırlar. Sertleşmeyen pigmentli jelatin sıcak sudan dolayı yumuşar ve kenarlardan akıp gider. Orijinal kopya kağıdını kaldırıp kağıdı sıcak suda yıkadığınızda gereksiz olan siyah kısımlardan kurtulursunuz ve fotoğraf ortaya çıkar. Bu baskı çok kalıcıdır. Hatta kalıcılığı sebebiyle bugün bile hala uygulanmaktadır. Yani günümüzde de karbon baskı yapan insanlar hala var. Resimselciler fotoğrafçılığı bir güzel sanat dalı olarak geliştirdiler. Bunun için gam bikromat veya platin baskı gibi epey el emeği ve ince iş gerektiren yöntemleri kullandılar. Bunlara baktığınızda fotoğrafik objenin bir sanatçı tarafından yapılan bir şey olduğu hissine kapılıyorsunuz. Alfred Stieglitz, Photo Session ile en fazla ilişkilendirilen kişidir. Alfred Stieglitz ve Edward Steichen bu akımı beraber başlattılar. Fikirlerini Camera Work isimli dergide yayınlıyorlardı. Stieglitz'in New York'ta 291 adında bir galerisi vardı ve burada fotoğrafçılık bir sanat dalı olarak sergileniyordu. Bu Alfred Stieglitz tarafından kullanılan bir fotoğraf makinesi. Georgia O'Keeffe tarafından 1950'lerde müzeye verilmiş. Lensteki açıklık resmin keskinliğini belirliyordu. Eğer diyafram açıklığı fazla ise kenarlara doğru netliği azalan bir fotoğraf elde ediyordunuz. Bu da resimselci fotoğrafçılık için önemli bir sanatsal etki yaratıyordu. Bu fotoğraf makinesi resimselci yaklaşımın bir ürünü diyebiliriz. Stieglitz, Steichen ve Case Beer, insanların fotoğrafçılığı ciddiye almalarını ve bir güzel sanat dalı olarak kabul etmelerini istiyorlardı. Fotoğrafın birinin müdahalesi olmaksızın ortaya çıkan otomatik bir eylemin sonucu olarak görülmesini istemiyorlardı. Bence buradaki esas argüman, sanatçının fotoğrafa kattığı yaratıcılığın farkına varılmasıydı.